Her gün içlerinden birini kaybediyoruz. İlk etapta ilk çember diyorlar ya aşılanması gereken grup aşı yok ortada bekliyoruz. Meslek hastalığı sayılsın diye aylarca uğraştılar. Meslek hastalığı sayıldı dışında bırakılanlar oldu bu tanımın. Plaket almış daha geçen yıl Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden hizmetleri karşılığında plaket almış. Gencecik doktor, radyoloji doktoru Yavuz Durmuş. Son olarak onu da kaybettik koronavirüs sebebiyle. Hayatını kaybetti artık yok. Geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın hekimi ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden almıştı. Mahcup fakat bir o kadar gururlu gülümsemesi yansımıştı fotoğraflara. Radyoloji uzmanı Doktor Yavuz Durmuş'un. Fakat bu gülüş maalesef artık fotoğraflarda kaldı. Koronavirüs bir doktoru daha hastalarından, çok sevdiği mesleğinden kopardı. 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kaybetti. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde girişimsel radyoloji ve inme merkezi kurulmasında aktif rol almış ve gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca teşekkür belgesi vermişti. Evli ve iki çocuk babası Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları, kurtaramadıkları hekim arkadaşlarının adının kendi kurmuş olduğu girişimsel radyoloji ünitesi ve inme merkezinde yaşatılmasını istiyor. Elimi... Şu 25 yılı bulan meslek hayatımda Rabia Naz cinayeti çok mühimdir. Unutamayacağım, anlattığım haberler arasında unutamayacaklarım arasındadır. Bir kız çocuğunun ölümüyle ilgili dosyanın nasıl kapatılmaya çalışıldığı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan... Tweet atmış diyor ki neredeyse 3 yıl olacak Rabia Nazım'ızın adaleti sağlanmadı. Lakin adalet arayan Rabia Nazım'ın babası olarak sürekli yargılanıyorum. Son olarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiler bana duydunuz mu? Duyurun lütfen sesimi. Hak ararken suçlu konumuna düşürdüler beni diyor. Şaban Bey tweet atmış. İzliyor da her akşam bizi. Duyurduk elbette. Yine meslek hayatımda unutamayacağım günler arasındadır 28 Aralık. Roboski'de, Uludere'de aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin üzerine yağan bombalar. Konuşacağız, yıl dönümüdür efendim. Bu bülten iki saat sürüyor. Önümüzdeki saat diliminde de size anlatmam gereken çok şey var, konuşmamız gerekenler var. Lütfen bir yere ayrılmayın.